Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi konu testi 2'yi gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Bakalım nasıl sorularımız varmış, hep birlikte çözelim arkadaşlar. Şöyle bir önce odaklanma muhabbetini bir ayarlayalım. Güzel. Birinci sorumuzla başlıyorum. ABC ikizkenar üçgen demiş. AC BC'ye eşit demiş dostlarım. AC uzunluğu BC uzunluğuna eşit. Bu bir ikizkenar üçgen. Bunların ikisi de kenarortaymış. İki kenarortayın kesim noktası ağırlık merkeziydi. Buraya da G'ye ağırlık merkezi olduğunu söyledik. Hatta tabana bir açıya iki muhabbetinden buranın 4 olduğunu söyleyelim. Bir de şunu biliyoruz biz. İkizkenar üçgenin eşit açılarından, ki bunlar eşit açılar, çizilen kenarortayların uzunlukları eşitti. Yani burası toplamda 6 ya, bu da toplam 6 birim olacak. Hatta burası 2, burası da 4 diyeceğiz dostlarım. Tabana bir açı 2'den dolayı. Sonra bakın şurada bir Pisagor bağıntısı gördüm. 90 derecede 2 var, 4 var. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğünün kök 5 katıydı. 2 kök 5'i yapıştırdım. Ve bu adamda kenar ortay olmasından sebep buraya da 2 kök 5'tir dedim. Toplam Denizli'yi işaretledim arkadaşlar. Geldim 2 numaralı soruya. Evet, yine G ağırlık merkezi ve dik açı varsa muhteşem üçlü vardır demiştik. Önce şurası 2 ise burası 4. Tabana 1, açıya 2'den dolayı. Bu uzunluk toplamda 6 birim geldi. O halde muhteşem üçlüden bu da 6. Bu da 6 birim çıktı ve bakın burası BC ne çıktı toplamda? 12. Hemen Pisagor yapıyorum bu üçgenimde. Diyorum ki 12'nin karesi 144 eşittir. X'in karesiyle 25 diyeceğiz. X kareyle 5'in karesi, yani 25'in toplamı. 25'i çıkarttık 144'ten. Şöyle kenarda çıkartalım 25'i. 14'ten 5 çıktı 9. 3'ten 2 çıktı 1. 1. 119. Yani X kare eşittir 119. X eşittir kök 119 geldi. Adana'dan çıktı cevap. Üçüncü sorudayım dostum. Bakalım ne diyor? BD eşittir DC demiş. Yani burası 4 birim. 8 ya toplamda. Burası da 4 olacak. Buraya da 2 kaldı dedik arkadaşım. Ve bakın şunu fark ettim. Bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. Dolayısıyla kay kuralı gereği bu adam açı ortayda olacak. Ve bu üçgen bir de ikiz kenar üçgen olacak dedik. Sonra diyor ki BD eşit DC, dikliği gördük, 2'yi 8'i gördük, her şeyi gördük. ABC üçgeninin, bütün üçgenin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre ADX nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bakın burada ne diyoruz? Kenar uzunlukları tam sayı olacakmış arkadaşlar. Buradakilerin hepsinin kenar uzunlukları, yani X de tam sayı olacak, Y de tam sayı olacak. Zaten burası da kendiliğinden bir tam sayıdır değil mi dostlar? Şimdi şuraya H diyelim biz, şu AE'ye. Ve şurada bir Pisagor bağıntısı yapsam ben dostlar. Bir de şuradan bir Pisagor bağıntısı yapacağım arkadaşım. Şuradan da bir Pisagor bağıntısı yapacağım. Ve şunu fark edeceğim. Burada 6 var, H var, Y var. 2 var, H var, Y var. H öyle bir sayı olmalı ki hem Pisagor yaptığımda X bir tam sayı çıksın, hem de Y bir tam sayı çıksın arkadaşlar. O halde şu kuralı bir yapalım hemen. Şuradan bir X kare eşittir H kare artı 2'nin karesi 4. Şuradan da yapalım. Y kare eşittir H kare artı 6'nın karesi 36 diyelim. Buradan da bir birbirinden çıkartalım bunları. Alttakinden üsttekini çıkarıyorum. Y kare eksi X kare eşittir H kareler gitti 36 eksi 4, yani 32. Hemen bunu da şöyle bir düzenleyelim dostlar. Y kare eksi x kare eşittir 32 ise 2 kare farkından y eksi x ile y artı x'in çarpımı 32'dir ki neyle neyin çarpımı 32 diye soralım. Şimdi bir sürü seçenek var tabii ki. Mesela ilk aklıma gelen 4 ile 8 olabilir mi diye düşündüm ben hemen. Hemen y eksi x'e şurada yazıyorum. Y eksi x eşittir 4, y artı x eşittir 8 olsa... Topladığımda bunları x'ler gitti. 2y 12 y 6 çıktı. Y 6 ise de x'in ne olması lazım? 6'dan kaç çıkarsa 4 olur? 2.
x'in de 2 olması gerekir diye düşündüm. Peki x 2 olabilir mi hocam? 90'ın karşısındaki bir kenarın dik kenardan daha büyük olması lazım. Hipotenüsün x 2 olamaz. Demek ki bu değil. 4 ile 8 değil. 2 ile 16'yı deneyelim. Aklıma ikinci gelen de bu. 2 ile 16'yı deniyorum. Hemen bu 2 olsun. Bu da 16 olsun. Bu durumda toplamları 2y eşittir. 2y eşittir 18, y eşittir 9 çıktı. Y 9 ise 9'dan kaç çıkarsa 2 kalır diye sordum. 7. X de 7 çıktı. Peki böyle olabilir mi öğretmenim? X 7 olabilir mi? Y 9 olabilir mi? Tabii ki olur. Çünkü ikisi de bakın 6'dan büyük olmalı. Bu da 2'den büyük olmalı. Dik üçgenin kuralına göre hipotenüs en büyük kenar olmalı. Dolayısıyla X 7 olabilir. Cevabım da Ceyhan'dan işaretlendi. Geldik 4. soruya. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G. Madem ki G ağırlık merkezi, o halde bu bir kenar ortayı öğretmeli. ABD üçgeninin ağırlık merkezi ise K'ymış. BC'yi de 24 vermiş bize. Şimdi şuradan bir, ya da bu K ağırlık merkezi ise, bunu böyle uzattığımda arkadaşlarım ben, bu da burayı ikiye bölmek zorunda değil mi? Ve bakın ne çıktı karşıma? Burayı da ikiye bölen, burayı da ikiye bölen bir doğru geldi. Biz bu doğrunun ismine ne diyorduk? Orta taban. Alttaki tabanın her zaman yarısı olacak. Yani buranın uzunluğu kesin 12 birim geldi. Peki bu K ağırlık merkezi tabana bir açıyı 2'den 4'e 8 diye bölecek burayı. Demek ki x'imiz de 8 çıkacak. Evet, 5. sorudayım dostlar. ABC dik üçgen, AD kenar ortay demiş. BC'yi 12 vermiş bize. O halde burası 6, 6 diye bir bölünecek. Şurada bir 4'e 6 muhabbeti var. Hatta muhteşem üçlüden şuranın uzunluğu da 6 gelecek değil mi? 6, 6, 6. Şimdi şurada da açıortayın kolları 4'e 6 verilmiş. Ayakları da 4K'ya 6K olacak. Hatta sadeleştirelim. 2K'ya 3K gelecek. Ve biz 5K'yı toplam 6 biliyoruz. K eşittir 6 bölü 5 olacak. Bana 3K'yı soruyor Gobel'le. 3 tane 6 bölü 5, yani 18 bölü 5, o da 36 bölü 10 yapar. Yani kısaca Denizli'yi işaretledim hemen. Evet, 6. sorudayım arkadaşım. Bakalım ne diyor bu? O oraya eşit, bu buraya eşit. DE'yi de 6 verdim diyor sana. Şurası da 6. Şimdi dostum, şunu çizdiğin vakit. Bakın burada şu BK kenar ortay. FD kenar ortay. Lan o zaman şu E noktası ABF üçgeninin ağırlık merkezi. Burası 6 ise mecbur burası ne olacak o halde? 12'yi yapıştır. Bize neyi soruyor? KEF üçgeninin, şu üçgenin en küçük tam sayı değeri çevresinin. Şimdi şuna A diyelim, şuna da B diyelim. Açı kenar bağıntılarını hatırlayın. Üçgenin herhangi bir kenarı, ben bu üçgende 12'yi aldım, diğer iki kenarın toplamından küçük olacaktı. Yani A artı B 12'den büyük olacak. Ne olabilir 12'den büyük? En küçük ne seçebilirim? 13 seçebilirim. İşte bunların ikisinin toplamı 13. 12 de buradan geliyorsa dostlarım, çevrenin en küçük tam sayı değeri toplamda 25 olur dedim. Ve geldim 7. sorumuza. ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir diyor. Madem ki G ağırlık merkezi, o zaman şu BF kenar ortay burayı kesin 2'ye böldü. Şu da bir kenar ortay, o da burayı 2'ye böldü. Hatta tabana bir açı 2'den burası 6 çıktı. Başka, BG FE'nin 2 katıdır diyor. Buraya K dersem burası 2K. Tabana bir açı 2'den burası da K oldu. Ve bakın şu üçgende birebir benzerlik oranı çıktı. K'ya K, tıka tık. 6 ise EC'de 6 geldi. Evet, 8. sorumuzdayız dostlarım. Diklikten diklik inmiş. Öklit görüyorum, muhteşem üçlü görüyorum. Hadi bakalım neyi soruyor? BC uzunluğunu soruyor. Önce şuraya A diyelim. Şuraya 2A diyelim. Ağırlık merkezi, çünkü şuradaki nokta iki kenar ortayın kesim noktası olmuş dostlar. Çayımızdan bir yudum aldık. Hemen şimdi bir öklit'i patlatalım. Diklikten diklik indi. Yan kenarın öklitini yapıyorum. 4 kök3'ün karesi 48 eşittir 2A çarpı hipotenüsün tamamı, yani 2A çarpı 3A. 6A kare eşittir 48 olur. A kare eşittir 8. A eşittir 2 kök 2'yi paketledim. Şimdi şurası A 2 kök 2'ymiş. Burası 4 kök 2 yapar o zaman. Artık öyle yazalım. 4 kök 2'ye 2 kök 2. Peki şuradaki H'ı da bulalım biz dostlar. H kare neye eşit?
P çarpı K, yani 4 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımına, o da 8, 8 kere 2 16 yapar. H eşittir 4 geldi. Demek ki burası 4. Tabana bir açıya 2'den burası 2. Muhteşem üçlüden bu 6 ise bu da 6, bu da 6. Cevap da 12, paketledim dostum. Evet, çevirdim arka sayfamı. 9. sorudayız. ABC üçgeninde ağırlık merkezi G, BG açıortay aynı zamanda. Hem G ağırlık merkezi hem de açıortay verilmiş. Tamam. Bakın bu açıortayı şöyle devam ettirirsem G'den geçtiği için bu bir kenarortay. Hem açıortay hem kenarortay olduğu için burası yükseklik. Demek ki bu üçgen ikizkenar. Yani şuradaki BC de 26 birim olmak zorunda arkadaşım o zaman. İkizkenardan dolayı bununla bu eşit. Hatta kenarortay olmasından 13 13 diye böldüm burayı da. Ve bakın 5 12 13 üçgeninden x'imiz 12, paketlendi. ABC üçgeninde ağırlık merkezi G'dir demiş. K noktası ABD. Üçgeninin de ağırlık merkezini vermiş. Şimdi K noktası şu üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlarım. O zaman buradaki F burayı ikiye bölüyor kesinlikle. G de büyük üçgenin mi ağırlık merkeziydi? Hangisinin diye? ABC'nin. Evet. Şimdi şu GD'ye ben 2K dersem tabana bir açıya 2 muhabbetinden burası 4K olur, 2 katı. Şimdi toplam 6K olduğu için F noktası da 2'ye bölecek. Burası K, burası da 3K diye bölündü dostlarım. BF'yi 24 vermiş. Şu kenarortayı 24 vermiş bize. FE'yi istiyor. FE neresi? Şurayı da bizden istiyor. Bakalım şimdi. Neler gördük? Bu bir kenarortay demişti. Bu da bir kenarortay. Şimdi BF'yi 24 verdiyse öncelikle burası 8, burası da 16'dır. Çünkü K noktası ağırlık merkezi tabana bir açıya 2 muhabbetini yaptım. Şimdi K noktası ABD'nin ağırlık merkeziydi. Bu da bunun ağırlık merkeziydi. Yani şurası tam 2'ye böldü. Buradan sonrasında bir şey gelmiyor ki ama. Ne olması lazım başka? FE'yi bulabilmem için şuraya X diyelim biz. X diyelim. Şu G'den geçen bunun da kenar ortayını çizsek burayı 2'ye böler. Burası tam orta nokta oldu. Şuradan da bir paralel çizsem ben. Bir işe yarar mı acaba? Tam burayı da 2'ye bölse bu paralel doğru. Bu da bunun orta tabanı olsa 3K'ya 3K diye böldüğünden. Şurası bunun yarısı olur ama bir işimize yaramaz ki. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlarım. Şu geldi aklıma. Şuradan bir kenar ortay indirsek biz aşağıya doğru. Şimdi bu kırmızıyla boyadığım üçgenin şu K noktası ağırlık merkezi olduğu için bu burayı kesin 2'ye böldü. Şöyle. Yani şuraya M diyelim. Şu da M. Hocam şurada G'den geçtiği için büyük üçgenin ağırlık merkezi. Bu da burayı 2'ye bölecek. Şurayı 2'ye böldü. 2M ise burası da 2M olacak. Bakın şunu da fark ettim. Şu az önce çizdiğimiz şu doğru neydi? Burayı 3K'ya 3K, yani orta tabandı ya bu adam. 2M'ye M diye bölecek burayı. Şimdi son darbeyi vuruyorum. Biraz kalınlaştıracağım arkadaşlarım üçgenin. Bakın şöyle benzerlik yapacağım burada şimdi. Şurayı da kalınlaştırayım. Şurayı da kalınlaştırayım ki bu üçgende konuşacağım ben. Bakın şurada X'in X bölü tamamına oranı, yani X bölü X artı 24'e oranı eşittir. Şuradaki M'nin buradaki 4M'ye oranı. M bölü 4M. Yani M'ler gitsin, 1 bölü 4 kaldı. Hemen içler dışlar yapıyorum. 4X eşittir. X artı 24 olur. 3X eşittir 24 ve X eşittir 8 çıkar. Vay, güzel soruymuş arkadaşlar. Daha doğrusu zor demeyelim de hani görmesi biraz zormuş bu soruyu, öyle söyleyeyim. Peki 11. sorudayız arkadaşlarım. BE ve CD kenarortay. O halde buradaki G noktası artık ağırlık merkezi, bir muhteşem üçlü çıkacakmış gibi gözüküyor. Bir bakalım. BE CD'yi vermiş. BC nedir diye soruyor. Arkadaşlar şu kuralı söylemiştim bir önceki köşe konu testinde. 5BA'nın karesi eşittir VB'nin karesi artı VC'nin karesiydi. Bu dik üçgende kenar ortaylar arasındaki ilişkiyi veren formül. VA dediğim A açısından inen kenar ortay. Yani bu muhteşem üçlüyü yapan kenar ortay.
Bunlar da diğer kenar ortaylar. Şimdi burada yerine yazarsak VB'yi biz kök 17 diyebiliyoruz. Karesi 17. VC'yi 2 kök 7 diyebiliyoruz. Karesi 28. Topladık bunları, 28, 38, 45 yaptı. 5 VA'nın karesi 45. O zaman VA'nın karesi 9 yapmalı. VA da 3 yapmalı. VA dediğim uzunluk şuradan inen 3. Peki bu 3 ise öğretmenim, muhteşem üçlüden bu da 3, bu da 3. Yani toplam BC 6 birim geldi dedim. 12. sorumuzdayız arkadaşım. G noktası ABC'nin ağırlık merkezi. F noktası ABE'nin ağırlık merkeziymiş. Önce şunu bir yapalım. G noktası ağırlık merkezi ise tabana bir açı 2'den K'ya 2K yazalım. Şimdi BG de şu büyük ABE'nin kenar ortayıymış. O zaman bu da burayı 2K'ya 2K diye bölecek. Bu da K oldu. Burayı 12 vermiş dostlarım bize. Tamam. Nereyi istiyor bizden? Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeninde AB'ye ait kenar ortay uzunluğu nedir? Şimdi AB'ye ait kenar ortay dediğimiz şey şu. Burayı 2'ye bölen doğru. Peki bakın, burada şunu gördünüz mü? Şu doğru. Şurası arkadaşlarım. G'de de 2'ye böldü bakın. 2K, 2K. Burada da F, ne burası? M diyelim. M'de de 2'ye böldü. Şurası şuraya eşit. O zaman bu adam 12'nin orta tabanıdır. Burası 6 oldu. Ve tabana bir açı 2'den GC'de 12 çıktı. Toplam kenar ortayın uzunluğu da Bursa'dan çıktı dostum. Evet. Hemen geldik 13 numaralı sorumuza. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi demiş. Tamam. G ağırlık merkezi ise 4 ise burası, buranın 8 olduğunu biliyorum ben. Hemen şuraya A birim ise burası 2A olduğunu artık çok iyi öğrendim. Tabana bir açıya 2'den. Bakın diklikten diklik inmiş. Artık 100. kez çözüyoruz bu sorudan. Hemen Öklit yapacağız değil mi? 8'in karesi 64 eşittir 2A ile A'nın çarpımı, yani 2A kare. 2'ye böldüm, 32 eşittir A kare. Demek ki A eşittir 4 kök 2. A 4 kök 2 ise 2A 8 kök 2 yapar. Buna göre ABX nedir diye bir soru sormuş. E hadi gelin şuradan da bir Pisagor yapalım arkadaşlarım. Ne diyeceğiz hemen? 8'in karesi, yani X kare eşittir diyelim önce bir. 8'in karesiyle, yani 64 ile 8 kök 2'nin karesinin toplamına, yani 128'in. O zaman X kare eşittir. 128 ile 64'ü toplarsam 3 tane 64 yapar dostlarım bu. 2 tane buradan, bir tane de buradan, 3 64. Ve 64 de dışarıya çıktığı zaman 8 diye çıkacak kök dışına. X eşittir 8 dışarıya çıktı, 3 içeride kaldı. 8 kök 3 oldu. Evet, geldik 14 numaralı soruya. ABC dik üçgen diyor dostlarım. 3'ü vermiş. Bir de 2 tane 4 vermiş. Yani şurası kenar ortaymış. Dik açıdan indiği için kenar ortay 4 4 diye böldü. Kendi de 4 oldu. Tamam mı? Unutmayın. AD muhteşem üçlüden 4 oldu. 3'müş burası. Şimdi diyor ki ADE açısı. ADE. Şu açı eşitmiş DAC'ye. DAC'ye. Yani şuraya. Demek ki bu bir ikiz kenar üçgen. Ve o da, yok eşit değilmiş lan, toplamlarıymış. DAC ile ADE açısı, şuna A diyelim, EDC, EDC'ye B diyelim. Burası da A artı B'ymiş arkadaşlarım, böyleymiş. Eşitlik yok yani, karaladım onları. Böyleymiş, tamam, her şey yolunda şimdi. Peki A ile A artı B'nin toplamı da buraya eşit dedik. A artı B, A ile şuraya bir şey desek. Neyse, devam edelim. BE kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. BE de şurası. BE'miz de burası. Şimdi bu da 4'tür dedik dostum. Şuraya biz 90-A diyelim hemen. Şimdi 4'tü değil mi? Bu da muhteşem üstünden. Şurası da 4. O zaman burası da 90-A yaptı. Bir gördüklerimizi yazalım. Şimdi bu 90-A ile bu 90-A'nın toplamı, yani 180-2A eşit olmalı. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti ya. Şuradaki A artı B ile B'nin toplamına, yani 2B ile
A'nın toplamına eşit olmalıdır. Şimdi şu eksi 2 A'yı buraya atarsam 180 eşittir 2B artı 3A oldu. Ve bakın şurada arkadaşlarım şunu fark etmem lazım. Ha, şurası A ise bir kere burası da A. Onu da yazalım. Çünkü burası 4 ise burası da 4. Şu A ile şu B'nin toplamı, şu ikisinin toplamı şuradaki açıya eşit. A artı B diyelim buraya da. He, bakın ne çıktı arkadaşım? Burası 4 ise buranın da 4 olduğunu fark ettim ben. Çünkü A artı B, A artı B geldi. Bakın bunlar ikizkenar çıktılar. Şu B ile şu A'nın toplamı buraya eşit ya. A artı B, A artı B. Demek ki 4 ise 4 geldi burası da. Evet, buna göre BE'yi soruyordu bize. Bakın ne çıktı? 3, 4, burası da 5 geldi. Sorumun cevabı 5. Evet, 15. sorudayız. Bir kenar ortay, bir diklik görüyoruz. 10 birim varmış. Neresiymiş o 10? Şurası 10'muş arkadaşlarım. AH. Kenar ortayı gördük, tamam. DC nedir? Yani kenar ortayın uzunluğunu soruyor bize dostlarım. Şimdi öncelikle 5, burası 10 ise 5, 10, burası 5 kök 5. Pisagor yaptı. Burası 10 ise yine şurayı bulalım Pisagor yaparak dostlarım. Nasıl bulacağız? Ya da bulalım mı diye düşündüm ama. Şöyle de yapsam olur ya. Şu da olur. Şuradan aşağıya bir diklik indirsem. Şimdi bu diklik burayı 2'ye böldüğü için şuradaki 14'ü de 2'ye bölecek. 7. 7 olacak. Ve bu 10'un orta tabanı olacak 5. Ve böylelikle soru çok daha kolay çıktı arkadaşlarım. Bakın normalde kenar ortayın uzunluğu yapacaktım ama buradan daha kolay bulduk soruyu. 5, 12, 13 üçgeninden paketledim soruyu arkadaşlar. Evet, son sorumuz CD kenar ortay. Yine bir yükseklik görüyoruz. 4 var, 3 var, 7 var. Hepsini gördüm. DCB, DCB. Şuradaki açımızda kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Evet, kenar uzunluklarından açı bulacağız arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Yine az önceki yaptığım şey geldi aklıma. Yani şuradan bir diklik indirsem ben. Şimdi burasının orta tabanı oldu değil mi? Bu da dik, bu da dik. Paralel oldu. Burayı ikiye böldüyse burayı da ikiye böldü. Başka? Şuradaki toplam 10 ise şurası 5 oldu. Başka da bir şey. Şu anda görünen CD kenar ortay olduğunu söylemişti. Tamam, onun kenar ortaydı. Burada 10. Burayı 2'ye böldü. Tamam. Burayı da 2'ye böldü dedik. Başka da bir şey yapamıyoruz şu anda. Görünen bu. Bu uzunlukları bulur muyuz istesek? Buluruz. Şurayı bulurum. Burayı da bulurum. Bir işime yarar mı diye düşünüyorum. Yarar illaki diye düşündüm sonradan da ya. Peki şuradan bir paralel çizsem şöyle. Bu bir işime yarar mı diye bakalım. Bu paraleli çizmiş olalım. Şimdi bu paralelde burayı da 2'ye bölecek. Toplam 10 ya. 5, 5 diye 2'ye bölecek arkadaşım. 5 burası, 2 burası olacak. Tabii ki paralel olduğu için dik olacak. Evet, buradan geldi sorumuz arkadaşlarım. Bakın şu daha güzel gösterdi. Bakın 90'ın karşısı 4 iken sadece neyin karşısı 2'dir? 30'un. Demek ki şu açımız kesinlikle ama kesinlikle 30 derece. Ve bakın burada da bir Z harfi gördüm hemen. Aranan açı da 30 dereceye eşit çıktı dostlarım. Cevabım Ceyhan'dan paketten. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda konu testi 3'ü gömeceğiz. Hadi öpüyorum sizleri.